Zaten baba kız ilişkisi çok farklı. Evet. Yani bilmiyorsun tabii, oğlun yok ama baba kız ilişkisinin yeri başkadır. Yani babaların kızlarına düşkünlüğü farklı bir ya şey. Ya ben bir oğul olarak biliyorum. Mesela babamı hakikaten mutlu edememişimdir yani. Hiçbir oğlan babasını mutlu edemez. Hayır, baba da oğlanı mutlu edemiyor. Yani evet. Bir kere bir çocuk korkunç bir yatırım duygusal yatırım ve yani bu garip bir şey işte anne baba olmak. Yani bir program açılıyor ve siz hiç böyle yani yeni doğmuş bir şey bütün hayatını teslim edecek hale geliyorsun filan. Ve sonra tabii istiyorsun o seni biraz sevsin. Sevsin o, diye. Biraz sevsin filan ve tabii ki bir erkek çocuğun bütün programı ben de babamla olan ilişkimden biliyorum. Onunla mücadele etmeye yönelik. Yani seni geçtim. Daha iyiyim. Hatta evet, ergenlikle falan pek de mühim bir herif değilmişsin meğerse ya falan filan gibi bir şey yani. Rekabet. Evet yani o halbuki kızda öyle bir şey olmuyor. Kendini beğendirmeye çalışıyorsun. Kızda tabii daha tatlı bir aşk hikayesi başlıyor. Ben mesela günde herhalde yani bir kere bilemedim iki kere dişimi fırçaladım. Günde 8 kere dişimi fırçalamayıp kızım olsun. Yani kızı öpeceğim. Sakal tıraşı oluyorum falan böyle. Sevgili de eş de... Kesinlikle umurumda değildir. Yani tabii belli bir hijyende bir herifimdir de yani hani kız kadar değil. Mesela hiç kendim böyle hani ergenlikten sonra ilk defa kızımda hani kızımla buluşmaya giderken şöyle yaparken buldum filan yani. Hakikaten. Çok güzel bir şey. Evet kız böyle bir heyecan yaratıyor. Ama mutluluk. Yani mutlu musun? Tabii değiliz. Yoksa yaşamamızın anlamı yok ki. Yani değil mi? Yaşayacağız böyle bir merak var. Hadi ne ola? Bir de korkuyoruz falan ölmekten. O nasıl bir şey? Çocuk var. Değil mi? Yani kızım olmasa ne yapacaktım? Yani ne yapardım kızım olmasa? Müthiş bir şey. Tabii. Allah hepimizinkine sağlık versin. Allah hepimizinkini bağışlasın. Çocuk olmasa ne yapacaktım abi? Ne yapacak bu yaşta? Ama bunu bana söylemişti arkadaş. Öyle mi? Bana demişlerdi. Tabii. Ne dediler? Sen ya seri katil olup bir ayrıldığım sevgilim bana dedi ki ya dedi çok sapıkça şeyler yaparsın ya da seri katil falan olursun sen dedi. Ya da dedi ki intihar edersin dedi. Bir çocuk yap dedi. Ayrılıyordum kızdan bir çocuk yap dedi bana. Yani dedi çünkü çok fena dedi senin sonun dedi. Çünkü ben yani böyle yaşıyorum hani şey yapamam ki. Yani küçük şeylerim olamaz ki benim yani. Daha büyük bir eve geçeyim falan. Arabayı upgrade edelim. Daha güzel bir pozisyon var falan. Öyle bir şey. Böyle bir hayatta tatmin olunmaz ki. Baksana bir sürü tip var. Hepsinin arasında yaşama şansı elde etmişsin. Ve ailen sana bir şey vermiş, bir şans vermiş. İnsanlar ölüyorlar savaşta. Kitlesel olarak katlediliyorlar. Aradan yırtmışsın. Onu beğenmiyorsun, bunu beğenmiyorsun falan. Bir şekil var. Yaşadığına da şükretmiyorsun falan böyle. Ben yani çocuk olmasa, hayatımızı anlamlı kılan çocuklar olmasa neyiz ki?